Hemen Kars'a gidelim çünkü Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı. Ölü ve yaralılar var. İlk görüntüleri ekrana getirelim. Karla kaplı yolda otobüs kaza yaptı. İlk görüntüler şu anda ekranlarınızda. İhlas Haber Ajansı'nın geçtiği görüntüler ışığında kayganlaşan yolda otobüsün kaydığını, frenlerinin tutmadığını görüyoruz. Kars'ta yolcu otobüsü sürücüsü bilinmeyen bir nedenle bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Öndeki araçlara böyle çarptı. Daha doğrusu sürüklendiler diyebiliriz. Kazada edinilen bilgilere göre ölenler ve yaralılar var. Detaylar geldikçe ekrana taşımaya devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Şimdi Demirören Haber Ajansı muhabir, çok özür diliyorum. İHA Haber Ajansı'ndan, İhlas Haber Ajansı'ndan Altan Yıldırım bize aktaracak bölgedeki son gelişmeleri, son bilgileri. Evet, kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt bölgesinde henüz nedeni bilinmeyen bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ölü ve yaralı sayısı olduğunu biliyoruz. Bizler de şu an bölgedeyiz. Gelişmeleri takip ediyoruz. İki otobüsün ve bir kamyonetin karıştığı bir kaza. Hemen olay yerine gelen jandarma, arama, kurtarma, afet ve UMKE ekipleri burada çalışmalarını yürütüyorlar. Şu anda ilk belirlenen bilgilere göre iki tane ölünün olduğu söyleniliyor. Fakat bölgeye Kars Valisi Ziya Polat'ın gelip burada açıklama yapmasını bekliyoruz şu anda biz de. Dediğim gibi iki otobüs, yolcu otobüsü Erzurum'dan Kars ikametine gitmekte olan iki yolcu otobüsü, bir kamyonet zincirleme bir trafik kazası oldu burada. Bizler de şu an olay yerindeyiz. Olay bölgesinden gelişmeleri takip ediyoruz. Şimdilik olay bölgesinden aktaracaklarımız bu kadar. Gelişmeleri tekrar sizlere bildireceğiz. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin bir bilgi var mı peki bununla ilgili? Ölü ve yaralı sayısına şöyle, ilk belirlemelere göre iki ölü dediler ama Vali Bey'i bekliyoruz. Kars Valisi açıklama yapacak, onunla ilgili tekrar haberi geçeceğiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim ve bölgedeki sıcak gelişmeleri, bilgileri öğreneceğiz. Kars Valisi'nin yapacağı açıklamalar bu anlamda önemli.